Zaten şöyle diyebiliriz. 6 yıldır ilk defa biz Çorlu'yu bu kadar kalabalık görüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla bu kalabalık bugün buraya geldi. 6 yıldır aileler hep çağrı yapıyorlardı. Kamuoyu oluşması için hem sosyal medyadan hem de buralarda. Şu anda CHP Genel Başkanı Özgür Özel yakınlarını kaybetti. Arkadaşlar, açıklamayı aileler, anneler yapacak. Ondan sonra belki bir değerlendirme yaparız. Sadece biz o duruşmayı ertelediklerinde bizden bunu kaçıramazsınız. 31 Mart'tan sonra hem daha güçlü hem daha kalabalık geleceğiz demiştik. Dün bir çağrıda bulunduk. Bugün burada sağ olsunlar çok önemli bir destek var ailelere. Biz sorumluluğumuzun yerine getiriyoruz. Bir olaya ilk gün üzünüp sonra unutmak bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. Böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun Çorlu'daki direnç. Dikkatle takip ediyoruz. Son sözüm şudur. Biz burada geçen sefer söylemiştik çok daha kararlı, çok daha güçlü ve kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi, bir başkası değil. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe dur dediler. Bundan sonra da burada olacağız. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar bugün bir kere daha düşünsünler. O günkü gibi niyetlendikleri gibi kötü bir karar ya da yeni oyunlar 31 Mart'ta nasıl millet bu annelerin yanında durduysa bundan sonra da durmaya devam edecek. O kararı ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Ve bu tip kararları alanları, yani tren kazasında ölmüş 3 yaşında 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam namussuz. Kaza değil cinayet, hak, hukuk, adalet. Kaza değil cinayet, hak, hukuk, adalet. Kaza değil cinayet, hak, hesap verecek. Gün gelecek, meydan dönecek. Katiller halka hesap verecek. Dursa, sustursa. Adalet istiyoruz. Senin arkası. Adalet istiyoruz.
devran dönecek. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Sustukça sıra sana gelecek. Güney var. Dağız ve diğer ailelerimizin avukatlığını yaptık. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak DDD Genel Müdürlüğü'ne gidecek olan basama çıkmış oldu. Birinci Bölge Müdürü Nihat Arslan, Yol Müdürü Mümin Karasu. Avukatlarımız özellikle Can Atalay burada değil. İnanın şu an benim gözümde her yerde Can Atalay var. Baktığım her yerde Can Atalay'ı görüyorum. Ben tren kazasında mağdurum. Kolum trenin altında kaldı. Diğer kardeşlerim çok çığlıklarıyla o günü unutamıyorum. Günü geldiğinde 25 Nisan'da buraya çok daha güçlü geleceğiz ve çok daha kalabalık olacağız diye. Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır. Direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır. Onların zaferidir. Orada raylar altında kolunu bırakan teyzem burada adalet için geldiyse kolunu rayın altında bırakmış bu annem size bu mücadeleye katkı sağlayanlara Allah razı olsun diyor. Evladını orada bırakmış bu gencecik anneler, mücadelelerine omuz verenler sayesinde bu gece rahat uyuyacaklar. İlk kez acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktü bu anneler. Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız, hep birlikte duracağız, hep birlikte yürüyeceğiz, birleşe birleşe. Biz kazanacağız, halk kazanacak, Türkiye kazanacak.